MR tıkanıklığını tedavi ederken de MR tıkanıklığının tedavisinden amaç hastanın şikayetlerini düzeltmek, hastanın varsa tehdit altındaysa bacağını kurtarmak ve damar hastalığının nedeni olan damar setliğinin tüm vücuttaki etkilerini kontrol etmektir. Tedavide ilk etapta girişim yapmadan yaptığımız tedaviler vardır, girişim yapılarak yapılan tedaviler vardır. Girişim yapmadan tedaviler hastadaki riskleri, damar tıkanıklığına neden olan riskleri kontrol etmek, örneğin sigarayı kesmek, kolesterolü, tansiyonu, şeker hastalığını tedavi etmek, hastaları yürümeye teşvik etmek ve özel bazı ilaçlarla hastaların şikayetlerini ve hastalığı kontrol altına almak. Eğer olay ilerlemişse, girişim yapılacaksa çoğu kez tercih ettiğimiz yöntem endovasküler dediğimiz anjiyo temelinde yapılan yöntemlerdir. Örneğin balon ve stent bir damarın içerisinde açılmasını sağlayan en kolay yöntemlerdir. Son yıllarda ilaçlı balonlarla ve ilaçlı stentlerle büyük başarı elde edilebilir hale gelmiştir. Damar tıkanıklığında ameliyat, bütün bu yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda tercih edilecek olan bir tedavi şeklidir. Damar tıkanıklığının kazınması, bypass cerrahisi, köprü oluşturulması ya da sinirlerin kesilerek dokulara kan akımının artırılması şeklinde çok değişik damar ameliyatları şekilleri vardır. Özet olarak bütün damar hastalarında risk azaltıcı tedavi yapılır. Şikayet olmayan damar tıkanıklıklarına genellikle girişim yapılmaz. Yürüme ağrısı olan hastalara ilaç ya da girişim tercih edilir. İstirahat ağrısı ayakta yara gangren olan hastalara endovasküler veya bypass cerrahisi tercih edilir.